Erdilan Karatay, küçük subay, öyle işime geçkalıyorsun oğlum. Daha çok erkenden üşe. Olsun lan, bunda daha ilk günlerim. Erken erken gidip Şahit Bey'in gözüne gireceksin. Ailemizin şerefini helal götürmeyeceksin, ediyorum. Ben bakın işte, arı gibi çalışkandır. Boş güzelim, boş kalpalı, bunu bile bir dakika bile maksatmazsın. Ah, bu laflarda bir dokunduma seziyorsun ya, neyse ne. Gör lan, hadi doğru şarkı deniyor, yürü. Dur be, çayını bile bitirmedi çocuk. Ya. Lan ben bitir. Bak. Bitti işte. Hadi yürü oğlum. Doğru şarkı deniyor. Yürü. Karatay'ım. Kara gözlü supam. Git hadi. Git. Çocuk muamelesi yapma bana teyze ya. Hadi hoşça kalın. Hadi hadi git. Çabuk git. Hadi gidiyoruz işte enişte. Lan. Bak gözümü dört aç. Beni mahcup etme. Bir ara gelip seni defniş edeceğim ha. Bu da neyin nesi bir ara? Niye alelicele kovaladın oğlunu? Seninle yalnız konuşmak istedim. Bu sefer olmuş mudur kız? Ne olmuş mudur? Şey kız şey. Ne lan ne? Söyletme işte beni. Kendini şey gibi hissediyor mu? Ne gibi hissediyor mu lan? Ya, kız, söyletme beni diyorsun. Anlamıyorum işte, anlamıyorum, zorla değil ya. Kız, iki canlıymışsın gibi geliyor mu sana? Ha, yani gibi miyim, hamile miyim diye soruyorsun değil mi? Kız sus kız. Konu komşu duyacak salak. Hay buyun devrine mahcup koca oğlan. Ayılar nasıl utanırlar biliyor musun? Göster bakayım. Sence bir yere başını yiyeceksin. Biri pençinde kafandan bir yere suratını doğru... Bak dalga geçme, dalga geçme. Bak şimdi pençemi kaldırıp suratının ortasına yapıştıracaksın şimdi. Ayılar hemen de nasıl bayılıyorsun da biliyor musun? Kes kız, sinir sinir gülme. Söylediğime cevap versene kız sen. Yok be. Kendimi gibi gibi hissetmiyorum. Böyle bir değişiklik yok yani. Artık dayanamayacaksın kız. Bunca yıldır evliyiz. Çocuğumuz olmaya. Besbelli sende bir kusur. İyi tamam. Yine başlama. Gidiyoruz işte doktora. Kusur var mı yok mu anlarız. Kusur varsa da senin yüzündendir. Yediğim onca dayaktan sonra kısırgalıksam hiç şaşırmam. Ne doktoru kız, hasta mısın? Ya beylesi diye kadın doğumcuya gidecek. Kız kakılmış, kız imansız. Kız bizden saklıyorsun değil mi? Neyi saklıyor mu? Utanma kız, demek sen de anne olacaksın. Kız esnaftan gider misin? Aman cahil karılar, insan gibi kılınca mı doktora gider? Niye anneye gidemez mi? Hadi kız utanma, saklama bizden, hamile kaldın değil mi? Kız hamile hamile kalmadım ya. Aman biz de boşuna sevindik kız. Dayak yiyor, ondan çocuğu olmuyordur bunun. Niye gidiyorsun o zaman doktora? Çocuk olmuyor da o yüzden gidiyorum. Bizim enik diye doktor da çocuk istiyor. Sen de bir kusur var deyip durun. Gideyim de kurtulayım durun ben bir. Yürüyün be salak sarımsaklar, gelene bulutumuz beni be. Oldukça sağlıklı görünüyorsunuz kakılmışın. Ama biz yine de emin olmak için birkaç tahlil yaptıralım. Ne gerekiyorsa yapak doktorum. Her bir şeyi iyicene bir anlayak. Hadi bakalım kakılmış. Biraz mola ver. Ne zahmet ettiniz? Gel gel, gel otur şöyle. Anlat bakalım. Evde işler nasıl gidiyor? Nasıl geçsin işte? Eski tas eski ama. Yeni bir şey var ama. Bitirmiş çocuk istiyor. Aa, çocuk mu istiyor? Peki sen? Ya ne bileyim. Bu zamanda çocuk doğurmak, bakmak, ula iş değil. Ben pek istemiyorum. Kakılmış. Belki de çocuğunuzun olması iyi olur. Kocam biraz adam olur. Ne bileyim, çalışıp size bakmak zorunda kalır değil mi? Belki de bebeği zırtıma takıp beni temizliğe gönderir. Bak o da olabilir işte. Onun için iyi düşünmen lazım. Düşünüyorum Ayhan Hanım, düşünüyorum. Belki de arpacık umrusu gibi düşünmekten hamile kalamıyorum. Bugün doktora gittim. Peki ne dedi? Çok sağlıklısın dedi ama tahlilleri yarın alacağız o zaman söyleyeceğim dedi. Kakılmış, o zaman kocanın da muayeneye gitmesi gerekiyor biliyorsun değil mi? Niye bu ne? Niyesi var mı canım? Sende bir sorun yoksa demek ki kocanda bir sorun var. Olur mu öyle şey? Ay bir adam. Canım bunun ayılıkla ne ilgisi var? Bence onunla konuşman gerekecek kakılmış. Herhalde bu soğan konuşmam olur. Ümüğümü sıkıp gebertir beni. Elinizin sahibi çok güzel olmuş. Afiyet olsun. He orası kolay canım, ben bulurum orayı. Tamam. Tamam, arkadaşları her köşede silah söyle, tamam mı? Hadi konuşalım.
Adın Sığım evdeki arkadaşlarım. Nasıllarmış? İyilermiş. Onlar da beni özlemişler. Bu akşam işte öyle çıkışta bir yerlerde buluşacak. Gerçi ütülmüşüm de haberi yok ama. Şimdi izin alsam telefon edip niye adı izin vermez ki? Bu çok mu önemli canım? Kocan her şey için senden izin mi istiyor? He vallahi dur diyoruz. Kız biz bize ama. Yok be Zolotay'ı. Ben dün akşam bir zolaymıştım zaten. Güzel güzel yaptı güzel. Dünyaya bak dünyaya. Aslında ütülmüşlerimiz o kadar da kötü değil. Ütülmüş bebek bekleyen evcil bir ayı gibi davranıyor. Ayağına denk al kakılmış. Ya işler yine sarpa sararsa? Bir de çocuk olunca elin ayağını iyice bağlamış. Vallahi doğru kız, bu bir tuzak olabilir. Sonra istesen de boşanamazsın. Neyse canım, hayırlısı neyse olsun. Kız vakit çok geç oldu. Ben daha yemek neyim hazırlayacağım? Ben gideyim artık. Aman canım kocam işte. Bir günde geç gidiver, kıyamet kopmaz ya. Doğru. Hem bütünmedim de. Ziyan olmasın. Ciğer yani su yaptım enişte. Ha. Oh mis gibi kokuyor. Lan biraz daha bekleseydin, teyzen gelince onun ciğerini sökeceksin, onu da atardık içine. Geç kalmadım ya. Yok canım, geç kalmadın. Daha yatsı okunmadı. Üstelik elinde ırak şişesine benzer bir şey de göremiyorsun. Ne dedin lan bu sefer? Lan bırak beni değil mi? Ayıp değil mi çocuğun yanında? Lan sen mutfağa git lan küçük karabeygir, yürü. Zalata yap, ekmek doğra, onları badana yap hadi. Yürü bir şeyler yap işte. Lan sen yeni icat mı çıkarıyorsun lan? Neredeydin lan bu sert kadar? Lan bırak anlatıcını lan! Trafik sıkıştı be! Trafik sıkışmışmış. Kimi kandırıyorsun lan sen? Ankara İstanbul arası bile 4 saat sürüyor inek. He? Lan sabah doktora gittim ya, o yüzden de akşamı ben geç döndüm tabii. Doktora mı gittin? He? Ne dedi lan doktor? Senin de bir kusur hatanem yok dedi. Ama yarın dahlillere de bakacak. Bu sabah nasılsın? Yorgunluktan gebiriyor. Onu demiyorsun kız. Miden bulanıyor mu? Aşermelerin başladı mı? Üstüme bu kadar gelme be. Acele anne. Zaten işe de geç kalıyorum. Bırak bırak ben toplarım. Sen ne de olsa iki canlı sayılırsın. Bırak. Hadi yürü işe geç kalma. Doktora da uğramayı unutma bak. Akşam geç gelme kız, beni meraktan geberdecek. Beri bak, doğacak çocuğumun anası demen geberdir ona. Bak. Bak. Yürü yürü hadi. Aman. Ay dur Necuk. Ne o kız kakılmış, gece hiç uyumamış gibi bir halim var. Hiç uyumadım. Hiç uyutmadı ya bana Yusuf. Tövbe tövbe. Olsun kız, yine de böyle seç dayak yemekten daha iyi değil mi? Vallahi hangisi daha iyiydi bilemiyorum artık. Şaşırdım kaldım. Tez yerden hamile kalmam lazım. Kız doktora sorsana ben. Bakalım en kolay nasıl hamile kalınırmış. Kız vallahi ben senin yerinde olsam gebeyim derim kurtulurum. Deldim sen be. Niye? Gebe kalın insan 9 ay sonra doğarır. Hiç olur mu öyle şey kız? İtilmiş çocuk mu? Hiç böyle bir numarayı yutar mı? Ya. Kız anlamaz anlamaz. Bir müddet eyle idare edersin. Ondan sonra da düşük yaptım diye işin içinden çıkıverirsin. Ha, kız kakılmış. Bu itilmiş seni zaten her bir şeyi bahane edip dövmüyor mu? Ha dövüyor. Hiç değilse biraz böyle idare edersin. Rahatına bakarsın. Ya. Ondan sonra öğrenince dövsün, yiyiverirsin. O dayağın gayrı. Maynak abi, maynak. Kız, sana da hiç akıl bakıl vermiyorum. Güzel geldi mi doktor hanım? He. Tamam. O zaman ben yarım saate kadar geliyorum, tamam mı? Tamam, hadi görüşürüz, Ne ediyorsun lan sen burada? Hiç. Geçiyordum, öyle aklıma yastı, bir duş alayım dedim. Lan telefon kulübesinde ne ediyorsun, telefon ettim. Sen bugün çalışmadın mı? Çalıştım, erken çıktım. Niye güne? Lan ne lan bu böyle erken çıkmalar, eve geç gelmeler, telefon muhabbetleri? Söyle lan sen neler çoğuluyorsun ha? Kıskançlık da pek yakışıyor ayıya. He millet duyduk duymadık demeyin kocam beni kıskanıyor. Sus lan. Söyle lan kime telefon ettin? Bak 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 bak. Okuz altında buza arıyor. Okuz. Doktorun mu telefon ettim ya. Hastaneye gideceğim diye işten erken çıktım. Bana bak yalan diyorsan eğer. Yalan sana yalan söylemeye ne mecburiyetim var. İnanmıyorsun sen de benimle gel. İnanmadığımdan değil ya. Yine de gelin yanında bir erkek bulunsun. Nereye bakıyorsun lan ya? Tabii tabii geri ver.
Nerede kaldı lan bu kara? Ne işle çığırın içeride? Demek tahlillerde de olumsuz bir şey yok doktor hanım. Yok canım yok. Yalnız bu durumda kocanın bir bevliyeciye gitmesi gerekiyor. Çünkü sen tamamen sağlıklısın. Şimdilik yere doktor hanım. Şimdilik yere. Efendim? Bunu benim adıma söylediğim zaman ne sağlığım kalır ne bir şey yok. Okuduk ayısım yeni bir pençeyle gebertin beni. Canım sen de biraz politik davran. Böyle şeyler alıştıra alıştıra söylenir. Bak o zaman olacak. Bakalım. Bir deneyeceğim doktor hanım. Bir deneyeceğim. Görüşmek üzere. Güle güle. Ne oldu lan? Ne bakıyorsun lan balak gibi? Ne dedin lan doktor? Söyleyemiyorsun değil mi? Ha? Kabahatlisin değil mi? Kısırsın. Yani belliydi zaten. Öyle olmasa bunca zaman niye çocuğumuz olmasın? Berekatsız karı. Nereden aldım lan senin gibi dönsüzü? Ulan düşüncesiz ayol. Ulan duyarsız o kız. Alıştıra alıştıra söylemek senin neyine be? Patladın ak söyleyeceğim. Ulan aç beni iyi dinle. Benim hiçbir şeyim yok. Her bir şeyim yerli yerimde. Her bir şeyin yerli yerindeyse niye doğuramıyorsun o zaman? Doğuramıyorum çünkü sen kurusu katıyorsun. Sus lan geberdir. Ne demek istiyorsun lan sen inek? Belkim de sen kısırsındır diyor. Sus lan. Bağırma avaz avaz ortalık yerinde. Miyani olman lazımmış. Doktor hanım yerli dedim. Doktor hanım öyle dedi. Doktor hanım ne anarmış lan bu işlerden? Sen şimdi bırak onu bunu. Sağlam mısın onu söyle. Hem de zapazalım. Eşte raporum. İyi tamam lan. Boş lafları bırak şimdi. Geç düş olma hadi eve gidiyoruz. Öyle. Bildik merhametle gidiyoruz kıyamete. Bu işin sonu karakolda biter artık. Ben ne diyeceğim nasıl kurtaracağım bu işten kendimi? Of of. Kuzanam niye gitmiyor ki doktora? He. Ondaki domuz inadı kimse de yoktu. Ağzımdan girdim, burnumdan çıktım. Luk diye peygamber demiyor. Kendisinde bir kusur olabileceğini düşünemiyor. Bebe istemeyi biliyorum be. He onu iyi biliyor. Ama unudur kız aman lan. Unudur mu hiç vay? Fena halde takmış kafayı. He iyi de çocuk istiyor. Bendeki de kafa. Desen ya çocuğumuz olmuyor diye. Kusur var bende diye. Ne olur ki? Çak çak şöyle kaliteli bir dayak yerim. Bu da yemediğim şey değil ki. Yok kız yok öyle deme. Üstüne kuma falan getirir. Doğru diyorsun kız vallahi doğru diyorsun. Ulan aşağı tükürsem sakal, yukarı tükürsem kendi suratıma geliyor. Ne diyeceğim ben be? Yok yok hamile falan değilmiş meğer. Süheyla yanılmış. Adeti geceki cezaneye gitmiş. Şu testlerden almış. Hani evde yapılan gebelik testleri var ya. Ha tamam işte. Teste hamile çıkmış. Bunlarda bir sevinç, bir heyecan. Ama doktor dış gebelik demiş. Ya hevesleri kursaklarında kaldı. Neyse canım gençler daha. Nasıl olsa olur çocukları. Bende bir kusur yok deyip çıktım ama belki de var. Yok bende olmaz öyle bir şey. Ama ya varsa? Gideyim şu bevliyeciye belki de derdimin çaresi budur. Olmaz dünyada gidemem tanıdım. Gidecin anasını satayım. İyi günler. Buyurun ne istemiştiniz? Ben şey nasıl desem şey istiyorum. Bebek şeyi. Ha bebek bezi mi? Yok yok onun için daha erken. Şey anlayın işte. Adı da gelmiyor aklıma. Sakin olun sakin olun. Hangi amaçta kullanılıyor bu istediğiniz şey? Şey sadece onu biraz utanıyor. imtihan. Hani bir hayvan var ya bile kok 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 kok. Yok be o tavuktu. Bir de şey vak 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 diye
Kubray! Kubray'ın kanun! Gebelik testi! Kay aklınızda bir yaşamak! Ben de ne diyorum? Ben de bunu demek istemiştim yani. Peki nasıl kullanılacağını biliyor musunuz? Biliyorum. Ama siz yine de bir kere anlatın. Ecrin bir pekiştireyim. Bakın şimdi. Laboratuvar bir alt katta. Bu kağıdı alın oraya verin. Biraz da örnek verin. Örnek mi vereceksin? Neyin örneğini vereceksin doktor? Nasıl vereceksin? Yok. Ölürüm de hemen. Daha neler? Ya siz verirsiniz ya da alırlar. Kadar da zor olmadı değil mi? Yok, zor olmadı. Kolaymış. Test sonuçlarını yarın gelip alabilirsiniz. Gel. Tamam. Yarın gel. Kızla kızla gelen mi? Yanağızdan öpen mi? Siz anağız koynunda ben soğuktan ölen mi? Ulan zor bu türküler söyleme, donuyorum be. Yemek hazır mı lan? Hoş geldin enişte. Ne bu surat? Benim bu saatte nereden geliyor? Hiç üstüme bakma, zaten canım sıkkın. Senin canının sıkıntısını belki de ben giderebilirim. Gel. Ne var lan, dur, ne çekiştiriyor? Gel lan, gel bir şey. Dur, çekiştirme, ayıp dur. Gel lan, gel diyorum be. Gel. Gel. Bu da yeni icat mı inek? Ne o böyle odaya çekmele filan? Yerinden de mi utanmıyorsun? İnek, azgın kal. Senin de aklın fikrin fesat nokta. Ben seni buraya konuşmak için çağırdım. Sana hayırlı bir haberim var. Neymiş lan o hayırlı haber? Oldu lan, oldu. Ne oldu lan, ne oldu? Başımıza aydın. Hamileyim, bir bebeğimiz olacak. Neye ne aldım anlık bakı ya? Sevinmedin mi? Sevindim elbet lan, sevinmez miyim? Püüüü! Lan bilseydim ta onlara kadar gider miydim be? Ne diyorsun sen be? Nerelere gittin ki? Lan sen bana bakma lan, ben sevinç delisi oldum. Sevincimden ne dediğimi biliyor musun lan? Esra mı diyorsun lan? Eminsin değil mi? Eminim tabii. Kendime gebelik imtihanı yaptım. Yani gebelik hamilelik testi yaptım. %100 hamile çıktım. Lan! Kalk lan yukarı, çık yukarı, çık çık, gel lan buraya. Hey be, bırakma lan beni, koruma be. Hey, baba oluyorum be, baba oluyorum, baba. Sahi ben işte. Değsen de, değsen de, ana oluyor lan. Haydi şu lan, çocuğu düşürdü gel, çok kolay. Çık kara be, git bir türkü patlat. Baba oluyor lan, baba. Ağırmışım benim be, cins kısram, gel lan. Televizyonda da bir halt yok. Satıp yerine akvaryum almak lazım. Şöyle doğru düzgün bir sanat müziği çalmazlar alacaklar. Burası da karıncalı. Ne yapayım ben böyle programı ya? Felaket çemberini seyredelim mi babaanne? Para kazanmaya başladığında kendi televizyonunu alır seyredersin. Ben burayı seyrediyorum. Babaanneciğim sen seyretmiyorsun ki, durmadan zapping yapıyorsun. Yaparım yapmam. Özel hayatımda sana ne? Aman aman tamam anladık. Seyrettirmeyeceksin bize televizyon. Anneciğim yardım edeyim mi? Al canım seyret. Ne yaparsa yap, zaten bir hafta yok. 20 saattir aynı gömleği ütülüyor. Elektrik parasını kendi vermiyor tabii. Müsrif kadın, müsrif. Bir de kalkmış yardım edeyim mi diyorsun? Utan utan. Utanmasan zaten bir ütü de sen alırsın. Yapmaya başlarsın. İkiniz beraber ana kız ocağımıza incir ağacı dikeceksiniz. Elektrik faturası geldiği zaman görürüm suratlarınızı, böyle aval aval bakarsınız suratıma. Aynen. O zaman sürahiyi zor bulursunuz, zor. Babaanne ne olur bırak da şu diziyi seyredelim ya. En kötü dizi de bu. Dün bayıla bayıla seyrediyordun ama. Hadi oradan ver, yalancı.
bir ara bu kumanda tutukluk yaptı, değiştiremedim. Yoksa böyle saçma sapan şeyi nereden seyredeceğim be? İyi akşamlar. Kovalasın seni tavşanlar ve diğer bir cümle kümes hayvanları. Kolay gelsin hanım. Sağ ol. Anneciğim gel bir öpeyim. Annem karnım çok aç, yemek hazırlıyor. Evladım daha çok erken saat. Hep ütüm bitmedi. Hadi biraz televizyon seyredin. Ütüyü bitireyim, yemeği hazırlayacağım. Hadi. Tamam canım, tamam. Babaannem. Vay. Nasılsın babaannem? Çok. Ne haber sen kız? İyi. Nedir bu? Gizli, sus da seyret. Burası da ama sıcak oldu be. E 20 saat dürültü yapılırsa tabii ki böyle asılı canım. Ben seni koca popondan kurtulacağım. Çocuklar yeter artık. Kim başlattı? O başlattı. Dilim tamam kuruldu. Kavrulmadığımıza şükredelim. Çeki be, cadının sevgilisi. Beyler artık öpüşü konuşmanın zamanı gelmedi mi? Ben yılanı öpmeyi tercih ederim. Çeke! Karına gitmiyorsun, önce o başkası bayan Fuzray'sın. Ben mi? Üç kasa Don Perignon şampiyonu ısmarlayıp evine götüren sonra da bunu barına hesabına yazdıran kim? Hayır yazdırmadım. Bakın çocuklar. Peki ya öğün üniversitesine koyayım. Ne oldu buna gene? Aman, aman sorma. Sabahtan beri böyle. Kumandayla bile kavga ediyor baba. Ya bugün tam gününde. Bana da Yunus balığı dedi. Bana psikopat dedi. Ya bana? Aman sakın sana söylediklerini bana söyleme. Desenize bu gece işimiz iş. Kuruttu boğazımı bu ütü manyağı kadın. Yakında kafayı üşütüp bizi de ütülemeye başlayacak. Su nerede yahu? Allah Allah. Yahu nereye koydular bu suyu? Niye saklarlar hiç anlamam yahu. Allah tabii. Susuzluktan kuruyup ölmem için yapıyorlar bunu. He işte burada. Yahu ne kadar çok fırtına var yahu. Allah Allah. Bu soğukta kalkıp şuraya konur mu bu su be? Allah Allah. Boğazımı üşütüp gebereyim diye yapıyorlar da. Bu ne be? Bu ne be? Çeşme suyu mu bu be? Allah Allah. Allah kahretsin be. Yani şöyle paraya kıyıp bir çene suyu aldıramazsın bunlara. Gören de kendi paralarını harcıyor zanneder. Kendini kolay gelsin. Kaldığın için üzgünüm. Ama böylesi... Selvi! Bak gelin de çocuk. Bak zıpla, zıpla. Bizde... Babaannem... Aa, ne oldu bu televizyona? Niye böyle gösteriyor? Bir şey olmadı babaanne, gayet güzel gösteriyor. Aa, peki o zaman Elizabeth'in ikiz kardeşi mi varmış? Kardeş mi? Ne kardeşi babaanne? Tamam boş ver canım. Sen hala ütüyü bitiremedin mi? Yardım edelim istersen. Anlamadım. Yardım edelim diyorum. Hem yemek yapmaya da vaktin olur kızım. Kızım mı? Bana mı? Duydunuz değil mi? Bana kızım dedi. Enişte diyecek halim yok herhalde. İnsan kendine ne der? Tabii ki kızım der. Film de bitti. Selvi, ister misin bir yer çocuğum açayım sana? Hangi dizi istersin? Bana mı sordun babam? Yok, telefonla konuşuyorum. Tabii ki sana sordum Selvi'ciğim. Hacı sen söyle bari, bir maç falan ister misin? Nerede, hangi açayım? Mama maç mı? Hayda! Ne oldu bu çocuklara böyle yahu? Bir psikoza falan götürsek istersen, ne dersin? Kekelip duruyorlar gelinciğim. Gelinciğim mi? Bana mı? Hayda! Buna da bulaştın! Ah, her gün yeni bir hastalık meydana oluyor. Haşmet'im, senin nasıl geçti günün? İyi geçti anne, sağ ol. Yorgun görünüyorsun. Acıkmışsındır da.
Yemek yapabildin mi kızım? Ben yemek mi? Yapamaz tabii. Bütün gün ev işlerinden koşturup duruyor fakir yahu. Yani kollarımda derman olsa vallahi temizliği bulaşığı ben yapacağım ama durumum ortada. Yani bak diyorum ki Haşmet, kenara koyduğum paralarla gündelikçi tutsak da haftada bir gelse hiç olmazsa yükü hafifler fakirim yahu. Para mı? Para? Temizlikçi mi? Anne, iyi misin sen? Onu gördüm. Hayır, gözlerim bir garip bakıyor da. Hangisi? Bu mu bu mu gelinciğim? Ya ben iyiyim de sen bir tuhafsın. Böyle rengin ruhların bulanmış. Bu kadar insan nereden geliyor? Ya bugün herkes bir halsiz. Hem bu akşam yemeği ben yapayım o zaman. Hem bu kadıncağız biraz dinlenmiş olur. Hem de ben bir işe yararım. Şöyle müsaade edin çocuklar, müsaade. Şöyle bir zahmet. Sen de artık bu ütüyü bırak be çocuğum be. Günler torbaya mı girdin? Başka bir gün yaparsın. Bırak artık, yoruldun. Haydi Allah ne verdiyse yapayım. Gene ağzım kurudu. Kış ortasında ne hararetiyse bu böyle. Oh be! Dünya varmış. Su gibisi yok. İçtikçe içesi geliyor insanın. Oh! Evet, yemek hazır. Babaanneciğim ver yardım et. Niye zahmet ediyorsun be çocuğum? Ne gerek vardı? Tamam. Geç otur yani. Yok yok. Şöyle. Geç baş köşeye otur. Sen de ileride babaanne olacaksın. Geç benim yerime. Aslında size köfte de yaptım ama çorbanın içine karıştı. Dur be kızım, ben koyardım be çocuğum be. Artık midenizde karışır gider köfteyle çorba. Ne olacak? Yaşlı ve hasta bir kadının yapacağı iş bu kadar olur. Kusura bakmayın. Olsun anacığım, olsun. Çocuklar gayet lezzetli görünüyor değil mi? Aa evet babaanneciğim, harika olmuş. Evet nefis gözüküyor babaanneciğim. Sen bir şey demedin yoksa beğenmedin mi? Anneciğim ellerine sağlık. Ellerin dert görmesin inşallah. Hayır beğenmediysen yumurta kırayım sana diyorum. Yok he? Anneciğim sağ olasın. Babaanneciğim sen de otursana, sen de yesene. Yok. Bugün ben hizmet edeceğim size. Ben yapacağım. Şu ekmekten de al biraz. Açın böyle birazcık. Gel babaanneciğim gel. Ekmekleri de alın. Selviye de ver. Sağ ol babaanneciğim. Haşmet. Diyorum ki eğer müsaade edersen ben kendimi alıp bir tatile çıkayım, ne dersin? Ne? Beni mi? Tabi, seninle beraber termale kaplıcalara gidelim he. Hem biraz dinlenmiş oluruz, hem benim romatizmalarım iyileşir he. Termale mi? Hem belki bak senin kekemenliğine de iyi gelir he. Ne dersin? İyi olur değil mi? Fakat anne... Korkma korkma, para sorun değil. Denizde kum, bende para. Yatağın içinde günden çok banknotlar var be. Banknot mu? Zula'daki altınları söylersem şeyiniz tavana vurur artık. Duyuyor musun hanım? Aman Allah'ım. Biliyordum biliyordum, yaşasın Tanrım Tanrım. Hop hop hop, öyle sevinme Taci Bey'ciğim. Önce tatil parasını içinden çıkardıktan sonra diğerlerini aramızda eşit olarak paylaşacağız, tamam mı? Annenizin değerini bilin çocuklar. Yani her gün yemeği ben yapıyor olsaydım haliniz ne olacaktı? Neyse halin, o çıksın falin. Ne yapsak? Bir
doktor çağıralım mı çocuklar? Ay, inanılır gibi değil baba. Ya ölüyor falan olmasın sakın. Bir yerde okumuştum baba. Ölmeye yakın insanlar böyle şeyler yaparmış. Salak salak konuşma be Taci. Ay evet, ne kadar salaksın Taci. Baksana şuna, hiç ölüyormuş gibi bir hali var mı? Senin de kalbin pek temizmiş be kızım. Sahi mi anneciğim? Ya aa, bak iki tane de yol var bak. Aa vallahi doğru. Ya Allah Allah, iki tane de balık. Bak balık kısmet demektik. İki yerden para alacaksın. Aman anneciğim, nereden alacağım ben parayı? Yok, benim baktığım fal çıkar. Kesinlikle çıkar. Bak çıktı bile. Bak bak, al bu birincisi, bu da ikincisi. Allah, babaannem, canım babaannem, bir ara bana da fal bakarsın değil mi? Tamam tamam, al, bakmış kadar oldum. Aa, değil mi? Yaşa sen babaannem, gel. Tamam seni. Tamam, har vurup harman savur Taci, bittiğinde ben gene sana fal bakarım. Yahu sen de ne kadar kısmetli bir gelinmişsin yahu. Her şeyden çiftler çiftler var. Baksana iki tane de güneş çıktı bak. Aa, o da iyi bir şey değil mi anne? Ya ben gene susadım. Biraz su içip geleyim, yine devam ederiz. Peki tamam anneciğim, peki. Haşmet, ben korkmaya başladım. Vallahi anlayamadım hanım, durup dururken ne oldu bu kadına böyle ya? Boş ver be baba, üzümünü ye, bağını sorma. Ne biçim laf o Taci? Ya ne olduysa gayet iyi oldu kızım. Hem unutma, her an sana da fallı bakabilir. Aa. Vallahi hiç normal davranmıyor, bir şeyler yapmamız lazım. Ya niye bu kadar endişeleniyorsunuz anlamadım baba. Yoksa siz eski babaannemi mi tercih ederdiniz? Allah göstermiş zaman. Aman ağzından yel alsın çocuğum. Allah korusun. Yavrum sürekli ağzım kuruyor. Yemeklerin tuzunu mu kaçırdın ne? Gel anneciğim. Hangisi senin fincanın? Buydu anneciğim. Al anneciğim. Ama acaba? Ay bilmem, ateşi de yok ama. Belki de tansiyonu düşmüştür anne. Kendine geliyor. Kızım koş bir bardak su getir. Hadi yavrum. Anne. Anne. İyi misin? Bunca yıllık torunuyum. Babaannemi bu halde hiç görmemiştim anne ya. Oğlum ben onun 50 yıllık oğluyum. Bırak gerçek hayatı, rüyamda dahi onu böyle görmedim. Haşmet. Erdi mi acaba? Baksana devamlı gülümsüyor. Gözlerine içi gülüyor. Kendini senden. Ah canım, 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 canım. Canım gelinim benim. Vallahi öptü. Haşmet. Delirdim acaba. Korkmayın, korkmayın. Delirdiği falan yok. Sarhoş oldu herhalde. Sarhoş mu? E babacığım bu şişe dolu değil miydi? Evet. E baksana boşalmış. Su zannedip içti herhalde. Peki içkiyi kim aldı? Canım geçen hafta dairede çocuklar vermişti hanım. Hani benim içeceğimden değil, ben de işe yarar diye dolaba koymuştum. E bayağı işe yaradı baba yani. söyleyin bakalım, bakkaldan bir şey isteyen var mı? Baba ciddi olamazsın. Çok ciddiyim, çok. Baksana şunun güzelliğine. Eyvah! Yani şimdi ayılınca eski cürahi mi olacak? Alo, Hasan Bey. Benim Haşmet. Bize 5 şişe... 10 şiş olsun baba, paramız var. 15! Peki kızım, bize 15 şişe vodka gönder. Tabii canım, bildiğimiz vodkadan.
Yalnız biraz acele et. Hazmet, bana da o acı sudan iste. Bir kol olsun. İçelim, açılalım kızlar. Açılışımı, aha bu ceketimi çıkartarak başlıyorum. Açılışa çelenk falan göndermeyin. Şöyle bak buna bağışta bulursanız daha da iyi olur. Bakkalda açılıp saçılmak doğru mu şu an? Burayı bakkal olarak düşünmeyin hayatım. Burası aslında bir bardır. Ama etraftan çakozlamasınlar diye ben buraya bakkal düşüverdim. Ne kadar esprisiniz şu an? Ha, espriliyim değil. Kadınlar esprili erkeklere bayılırlar. Siz de bana bayılın. Ayılana gazoz bayılana şuvayım. Ayılana gazozu da bayılana şuvayım. Ayılana... Ne oluyor lan? İşte şu külükleri temizle bakayım. İşte piskiyi tazele. Daha kızlarla elim sende oyunu oynayacağım. Elim sende mi? Aa, o çocuk oyunu değil mi? Değil, bu şuvayım oyunu. Şimdi nasıl oynandığını size biraz anlatayım. Şimdi misal olarak veriyorum. Siz benim gözlerimi bağlıyorsunuz. Sonra ben sizi yakalamaya çalışıyorum. Ben sizi yakalayıp da bir tarafınızı tuttuğumda siz soruyorsunuz. Nere mi, nere mi? Eğer ben nerenizi tuttuğumu bilirsem puan alıyorum. Ay kulağım çınladı, zarret beni aldı galiba. Ulan, ulan biraz sonra seni çın çın çınlatacağım. Çın çın çınkırak mı zarret? Ulan. Burayı neye benzetmişsin böyle? Kadınlar hamamına dönmüş ulan! Haklısın. Vallahi kadınlar hamamına dönmüş. Yani ben de senin yerinde olmuş olsaydım burası niye böyle kadınlar hamamına döndü derdim. Ama tabii burada da benim bir cevap hakkım var değil mi? Şimdi ben de bu masum cevap hakkımı kullanmak istiyorum. Hatta şu anda yanıt veriyorum. Biz bugün kutlama yapıyoruz. Ne kutlamasıymış ulan o? Bugün Dünya Çıraklar Günü hayatım. Ben de seferi kırmadım. Tamam ulan dedim, al sana kadınlar çıraklar günü kutlun olsun diye. Böyle bir şey tertipledeceğim. Dünya Çıraklar Günü mü Şuayb Usta ya? Hiç böyle bir şey duymamıştım. Nereden çıkardın bugünü ya? Ulan alçak sefer, bugün senin günün değil mi? Ulan. Ulan aslında ben sana şimdi tam gününü göstereceğim. Kızlar ben... nereye gidiyorsunuz? Daha peçete fırlatacaktık, ceket yakacaktık lan. Tabii ceketini ben yakacağım hayatım. Ama sen içindeyken yapma yakacağım. Yapma hayatım, bak yapma. Zahmet denge, bu daha çok acıdır, bununla vur. Ulan alçak herif, kovuldun lan, kovuldun lan. Şu ayıp usta, gerçekten beni dükkandan kovuyor musun? Ulan sadece dükkandan değil, İstanbul'dan kovuyorum lan seni. Benden vize almadan Marmara bölgesine bile giremeyeceksin. Ulan defa pis ismiyorum. Ne olur kovma beni Şuayb Usta, gideceğim hiçbir yer yok. Bildiğim çok iyi bir fay hattı var, git orada zıman. Lütfen Şuayb Usta kovma beni. Affet beni lan, lütfen. Yapma Şuayb Usta, büyüklük sende kalsın. Sefer abi. Kezban kız, ne işin var senin burada? Koydan kaçıp senin yanına geldim Sefer abi. Gazetim çıkıp ünlü olana kadar senin yanında kalacağım. Saçmalama be Kezban. Ya ben kendime zor bakıyorum. Seni nasıl besledim? Sen bu bakkalda çalışmayan mı? Çalışıyordum ama az önce kovuldum. Aa, bak istifanı kesinlikle kabul etmiyorum Sefer kardeşim. Yetkili kurullarımı aldamıştım. Senin haftalığını 50 milyon lira yaparak tekrar işe alıyorum. Aslan ustam benim, ver elini öpeyim. Bak hatta dükkanın anayasasını değiştirip 5+5 formülüyle 10 yıl daha çalışma süreni uzatıyor. Yaşa Şuayb Usta, biliyordum beni tekrar işe alacağını. Ben elini öpeyim. Rica ederim canım. Kezban olmasa bu kalırım. Bak bilirsin, seni ve ziyaretçilerini her zaman çok sevmişimdir. Merak etme, bundan sonra kendine de misafirine de bakacak kadar kazanacaksın. Kezban. Kezban ne kadar güzel bir isim ya. İnsan bandıra bandıra yiyesi geliyor. Teşekkür ederim Şuayb abi. Şuayb abi mi? Bir daha duymayayım Şuayb abi lafını. Bana kısaca Şuayb diyebilirsin. Ben sana abi diyor muyum? Bak en iyisi o güzel ağzını daha fazla yorma. Sadece şu de. Şunlu bunlu konuşup senle benli olalım değil mi? Tamam Şuayb. Ha, oğlum Sefer, evin anahtarlarını versene bana.
Evin anahtarını ne yapacaksın Şahit Usta? Düşüncesiz evladım. Bak şimdi kızcağız köyden gelmiş buralara kadar terledir. Şimdi gitsin bir banyo alsın, biraz dinlensin değil mi? Sahi ya, haklısın Şahit Usta. Hiç aklıma gelmedi, düşünemedim. Ver bakayım. Evet, ha, bak bir şey daha söyleyeyim. Gene zaruret ararsa Coca-Cola'ya, Cansu ararsa tekele mal almaya gitti de, tamam mı? Tamam Şahit Usta. Kimse aramazsa bir şey söyleme. Söylemem. Gerçi sen şehrin altın anahtarına layıksın ama artık seferin tırışkadan anahtarıyla idare edeceğiz. Hadi gidelim o zaman. Şunu da şunu takalım. Hadi eyvallah. Tükkan seninle. Tamam Şahit Usta. Prestij ailesinden mi çıkarayım acaba? Yok canım, ne ilgisi var? Ne yapacaksın Prestij ailesini? Burada kapı gibi Şuayb ailesi dururken kendini Şuayb ailesinin kullarına teslim edebilirsin. Şuayb ailesinde başka sanatçı var mı? Olmaz olur mu? Mesela geçen sene Hilal Çelebi köyden kaçıp bana geldi. İnan bana anında köylü güzeli diye ünlü yaptım karıyı. Değil mi ya? Ama senin imajını biraz değiştirmek lazım. Değiştirelim. Şöyle hem güzel hem de çıtır. Üstünü başından değiştirdik mi vallahi cillop gibi olursun. Ben sana detayları evde anlatırım. Hemen bol köpüklü bir banyo yap. Banyodan çıkınca imajımı yenileyeceğim değil mi şu ay? Ne demek yenilemek? Öyle bir yenileyeceğim ki kendini bile tanıyamayacaksın. Yaşasın. Lütfen giyinene kadar bakma. Vücudumu sarı kaldı, çok küçük, utanırım. Bak bakarsam namerdim. Asıl bu görüntüyü kaçırırsam namerdim. Ama çabuk gel. Bak elbiseler üstünde nasıl duruyor, ben çok merak içindeyim. Tamam Şahin. Çabuk. Ben bu ayakkabıların üzerinde yürüyemiyorum Şuayb. Hiç merak etme. Ben sana her türlü desteği veririm. Yani destek çok önemlidir. Bugün bana, yarın sana. Evet. Artık yürüyebiliyorum. Ben seferi arayayım da gece geceye bir söyleyeyim. Allah kahretsin ya. Lan bütün gün telefonu kapalı tuttum. Tam açtım, zarurete yakalandım. Alo, zaruret hayatım, ben tekel müdürünün odasındayım. Toplantı bölünmesin diye telefonu kapalı tuttum hayatım. Vallahi tekel müdürünün odasındayım ya. Bak inanmıyorsan rakılar sana bir merhaba desin. Yengenize bir merhaba diyeyim bakayım. Merhaba, merhaba, merhaba. tamam geliyorum hayatım. Hemen geliyorum. Sen... Elbiseler üzerinde teker teker bir dene. Biraz şöyle makyaj yap. Ben hemen geliyorum. Bir de öpücük ver bari. Tamam Şahin. Bak benim belamı ver. Bay bay. Ulan nereden cep telefonunu açtım be? Zart diye zarurete yakalandım. Allah'tan gece uyurken bir bilezik araklamıştım. Şimdi gidip gönlünü alayım. Sonra yine tüyerim. Bir olduğu zaman. Bütün gün neredeydin ulan sen gene? Şimdi bana güzel bir soru yönelttiniz. Bu sorunun cevabını vermek için arkadaşımı arayabilir miyim? şaka yaptım, şaka. Tabii ki vallahi billahi tekele mal almaya gittim hayatım. Ulan bıktın bu tekelden. Tekelin bütün mallarını sen mi alıyorsun? Evet, yine güzel bir soruyla karşı karşıyayım. Ben de bu konuya parmak basacaktım. Tekel müdürü en çok mal alan bayi olarak bu gece bana ödül verecek. Atar atardığın yerde hiçbir yere gitmiyorsun. Yoksa yersin gözünün üstüne yumruk ödülünü. Bak ödül dedim aklıma geldi hay Allah. Dünyanın en anlayışlı ve en güzel kadınına ben ödüllendireceğim. Ay ne kadar incesin şu Şuayb. Sakınsa ince olma.
Ama bu benim kaybolan bileziğime çok benziyor Şahin. Bilezik milleti hep böyledir, birbirine benzer. Nah böyle yüz yuvarlak olur hayatım. Bundan sonra bütün bileziklerimi teker teker sayacağım Şahin. Bir, iki, üç, dört, beş, alo, sen Sefer, altı, hemen tekele mal yedi, almaya git yavrum. Beş kutu Samsun, yedi beş, kutu Maltepe, yedi, on kutu Malbora, sekiz kutu Palma. Sekiz, aaa Şahin, ne zaman bileziklerimi saymaya kalksam seni sipariş krizin tutuyor. Siparişler kalsın, depodan kullanırız Sefer. He, ne anlamadım ne? Hoş geldin Şuayip. Ey güzel Allah'ım. Yanlış eve mi geldim yoksa? Yanlış ev olur mu Şuayip? Benim Kezban tanımadın mı? Tanıdım tanımasına da yine de hepinizle ayrı ayrı tek tek tanışmak isterim yani. Tek tek mi? Ben evde yalnızım Şuayip. Olamaz yani bunların hepsi bir kişiye ait olamaz. Bu bir dev prodüksiyonun işi olmalı. Bak sana neler aldım. Bak aç aç. Bak burada da var. Bak. Bu bilezikler, kolyelerin hepsi benim mi? Hepsi senin. Ya azıcık ucundan benim, gerisi senin. Sen hata bir hepsi senin hayatım. Şu an çok düşünceli bir adamsın. Yani beni baştan yarattın valla. Bu da kim ya? Bak bizim Seferse alma içeri. Alışmasın diye. Tamam. Hoş geldin Reşido. Reşido da kim ya? Bu da kim? Karıştırayım. Reşido. Bahsetmiştim Şuayip. Reşido kim ya? Bizim köyden. Köyden mi? Kezban'a çok emeğin geçmiş. Ver elini öpeyim Şuayip ona. Kıray sever ne gider. Reşido'ya da bir imaj yüklesek Şuayip. Kendisi mafya elemanı olmak istiyor. Mafya elemanı mı? Lan bu kütüye ne yüklesen, hangi imaj yüklesen tutmaz. Biz şimdi gidelim. Sonra görüşürüz akşama. Görüşür mü? Ne? Ne ya? Allah Allah. Ne ya? Karizma mı sarsıldı ya? Ulan ben böyle yaş tahtaya basmazdım ha. Besle bir danayı, tanımasın anayı. Gel bakayım buraya. Bana baltacıyla Katerina'yı anlat bakalım. Dün gece elektrikler kesikti öğretmenim. Klas programını seyredemedim. Söyle bakalım. Otobüslerde neden ön taraftaki koltukları yaşlı ve harp malullerine bırakınız yazar? Bir trafik kazası olduğunda devlet verdiği emekli maaşından kurtulmak için o yazıyı yazıyor öğretmenim. Şimdi sana biraz Türkçe sormak istiyorum. Ne öğretmenim? Siz Türkçe bilmiyor musunuz? Yok sınav evladım, sınav. Şimdi söyle bakalım. Elma gibi domates, şeker gibi karpuz, kaya gibi patlıcan benzetmeleri doğru mudur? Doğrudur öğretmenim. Niye evladım? Sen hiç elma gibi domates gördün mü? Var mı? Var tabii öğretmenim. Bütün sebze ve meyvelere hormon ilacı katıldıktan sonra zaten hiçbir sebze ve meyve kendine benzemiyor. Mesela siz hiç hıyara benziyor musunuz? Şimdi bana Türkiye'de turistlerin ilgisini çekecek 4 tane şey say bakayım. Pamukkale. Evet. Peri bacaları. Evet. Başka başka. Turistlerin ilgisini çekecek iki şey daha say bakayım. Tellak Abdullah, Tellak Sadullah. Oo, şükür kavuşturana. Farkında mısın saat kaç? Okula geç kaldın, geç. Biliyorum baba ama elimde değildi. Ne demek elimde değil, anlamadım. Rüyamda çok heyecanlı bir futbol maçı seyrediyordum. Maç 1-1 bitti. Daha sonra hakem uzatmaları oynattı. Bu arada takımlar birer gol daha attılar. Durum 2-2 oldu. Bu sefer iş penaltılara kaldı. İşte bu yüzden geç uyandım baba.
Söyle bakalım yavrum, bugün neler yaptınız okulda? Teneffüste arkadaşlarla çok heyecanlı bir yarışma yaptık babacığım. Aferin, bravo. Ne yarışmasıymış bu bakayım? Yalan yarışması. En büyük yalanı kim söyleyecek yarışması. O ne demek o? Böyle yarışma mı olur? Yalan yarışmasıymış. Bak çocuğum, sana bir şey söyleyeyim mi? Ben hayatımda yalan söylemem. İyi ki o sırada aramızda yoktun baba. Bu yalanınla birinci olurdum valla. Bir sahip çıkamadın bana. Birazdan gardı düşer. Hı. Uzun kalamaz spikerlikte, sabrederim. Ne düşünüyorsun İlkat yenge, anonsu yapsana. Ama anonsu yaparım canım, o kolay da. Şimdi muhabirlerimizin üstüne şöyle bir kürk verseydik. Şimdi üşümüşlerdi zavallıcıklar Cemşit. Oldu. Atlarına da cip vereyim mi? Sen bir kürkün ne kadar olduğunu biliyor musun? Kürk dedim de benim kürküm nerede Cemşit? Ya nereden bileyim? Vestiyerdedir. Nereden bileyim ne demek Cemşit? Git kontrol et, yürütmesinler. Ya yenge bakar sonra, ne acelesi var? Önce işimizi yapalım. Hadi. Neyse sevgili seyirciler, siz siz olun, kürkünüze göz kulak olun. İnanın kaşla göz arasında çalıyorlar. Demedi demeyin. Hoş gelmişsiniz, sefalar getirmişsiniz, alayım nadide kürkcağızınızı. Ay ay ay, pıp pıp pıp, maşallah maşallah, nazar değmesin, Allah sahibine bağışlasın. Ay nedir bu böyle, vizon mu, astragan mı, mink midir nedir? Vizon. Ah vizon. Ay şununla şöyle yan yana bir hatıra fotoğrafı çekin de maliye ava atayım biraz çıkın. Aman dikkat edin lütfen, çok değerlidir. Aa hiç merak etmeyin, na ben bu kürk yüzünden sabaha kadar pişara, yani tuvalete gitmeyeceğim. Aman nadide kürkünüze bir anne şefkatiyle yaklaşacağım. Dişinizi vereyim. Buyurun. Karışıklık olmasın. Size iyi eğlenceler efendim, buyurun. Aa ne sevimsiz kadın be. O kadar boyayı bir mahalledeki Sütçü Beygir'de sürsem sen de daha güzel olurdu. Aa bakayım. Aman görende holding patronu sanır. Ceplerinde akrep vardır bunların be. Hı, kenarımın holdingi. Bu küresel kriz para babalarını da vurmuştur. Eskiden bunları şöyle bir sirkelesen bir milyar çıkardı. Da şimdi 5 kuruş cihaz yok. Aman bunda cep bile yok be. Bunda da cep yoktur, kefenin de cebi yoktur. Tabii hep bu kredi kartları yüzünden. Eskiden ne güzel kredi kartı yok gene sipari taşırlardı bunlar. Ne zaman bu kredi kartı çıktıysa kuruş yok ceplerde. Na bu kredi kartını iyi cihat eden mezarında yatmasın inşallah. Nurlar içinde olmasın inşallah, ölüsünü böcekler yesin. Hoş gelmişsiniz. Alayım nadide kürkcağızınızı. Buyurun efendim alayım. Alayım buyurun. Bu da sizin fişiniz. Bir karışıklık olmasın alayım efendim. Buyurun efendim buyurun. Komiserim. Asayi şubeden Fatih aramış. Cep telefonunuz galiba kapalıymış. Size yeni yılınızı kutlayamamış. Size iyi yıllar diyor. Nöbetteymiş. Vay! Fatih kardeşime nöbet kitlemişler ha! Sen de selam söyle. Ya ne meşakkatli bir iş yapıyoruz komiserim ya. Herkes yeni yılı huzur içinde eğlenerek geçirsin diye biz burada nöbet tutuyoruz ya. Adalet mi bu ya? Bazı meslekler böyle Yunus'um işte. Bayram, seyran, yılbaşı dinlemiyor. Her daim nöbettesin. Hadi hadi işine hadi. Değil mi? Bunda da metelik yoktur. Vallahi batmış bu ülke, batmış. Madem içine spali koyup getirmeyecektin, ne getirip de verirsin bana o kokmuş ceketini be? Ay bütün yılı sefalette geçsin inşallah inşallah. Küresel krizlere girirsin inşallah. İnsan ilaç için bir onluk koyardı be.
Ama ben sıkıldım aramaktan artık. Bu kadar arasaydım şimdiye kadar petrol bulmuştum. Üf. Ay uğraşamayacağım ben daha fazla. Size hediyem olsun. Üşüdüm, üşüdüm. A benim canım üşüdüm. Kürküm yok, kürküm yok. A benim canım kürküm yok. Alsana, alsana. A benim canım alsana. Nereden, nereden? A benim canım nereden? Çalsana, çalsana. A benim canım çalsana. Nereden, nereden? A benim canım nereden? Saraydan, saraydan. A benim canım saraydan. Komiserim, saat 12'ye geliyor ve hala Gülazer ortalıklarda yok. Yeni yılda yaşadık. Yeni yılla Gülazer'in ne alakası var Yunus'um ya? Demek ne alakası var komiserim ya? Yeni yıla nasıl girersen öyle gider. 2010 yılına Gülazer'siz giriyoruz. Bu ne demek? Bütün yıl Gülazer'siz geçecek. Hay ağzını öpeyim Yunus'um ya. Bir yıl kafamız rahat edecek desene. O Gülazer acısı yüzünden eve hasret kaldık be kardeşim. Abi etmiyorsun mi? Ne itesin mi? Aa, sanki suçlu vardın karşında. Yunus, bu ses. Yedi bela Gülazer. Abi bu Rasim'im Kristof davamından şikayetçiyim. Hemencik tutuklanmasını talep ederim. Suçsuz bir vatandaşın da buraya getirir. Bir günde demesin kalamışa bebeğe gezdireyim diye. Kimi kime şikayet ediyorsun be? Kesin bir şey çaldın, çocuk da getirdi seni buraya. Abi komiserim Sarı Zeybeğim. Dağda açan çiçeğim. Ben hiçbir şey çalmamışımdır. Baksana şu tipi. Hiç hırsız tipi var mıdır bende bir bak. Komiserim bir eğlence mekanından 3 tane Kürt çalmış. Güvenlik görmüş, haber verdiler, suçüstü yaptık. Tamam Rasim, sen çıkabilirsin. Sağ ol canım. Baş üstüne komiserim. Ya sen daha neye itiraz ediyorsun ki? Suçüstü yakalanmasın işte, her şey ortada bal gibi. Ya bir tane çalsan neyse, mekanda ne kadar kürk varsa hepsini çalıp götürmüşsün be. Ya komiserim bir yerden kürke zam geleceğini öğrenmiş uyanık. Abi. Stok yapacak, zamdan sonra da pahalıya okutacak. Abi zam haberini alsam 3 tane mi çalarım? Yunus'um Anadolu kaplanım. Hepsi de anamın ak sütü gibi benimdir be. Ne yalanım varsa? Bu karakolun elektriği çarpsın. Bu Kürtler kaç para, sen haberin var mı? Hakikaten kaç paradır komiserim Maliye Bakanım? Bir tanesi en az 2000 liradır biliyor musun sen? Ah, hay ağzını öpeyim gümrükten sorumlu devlet bakanım. Ya komiserim niye fiyatını söylüyorsun? Zaten Gülazer okutmak için çalmış Kürtleri. İştahını daha beter kabartıyorsun. Abi çocuğun sünnetinde takılan altınları, yüzükleri çaldırıp... aman bozdurup almışımdır ben bu Kürt cağızları. Bırak bu politikacı ayaklarını Gülazer. Bu sefer kurtulamayacaksın. Aynen Kodes. Abi çok meraklıysan sen gir Kodes'e. Yunus'um müebbetim. Na şuraya yazıyorum. Bunların hepsi benimdir. Ay inanmazsan gel kokla, kokla. Aynı ben kokarım. Bak işimiz gücümüz var Gülazer. İtiraf et, sen de rahatla, biz de rahatlayalım kardeşim ya. Abi doğruyu söylerim derim. Komiserim önden Kenan İmirzalıoğlu'm. Yandan Kıvanç Tatlıtuğ'um. Bunların hepsini ben kuru temizlemeciye götürürdüm. Na Rasim'im Kangal'ım beni tuttu buraya getirdi. Her yerde de kokumu alır. Ha, palavraya bak. Allah aşkına palavraya bak. Kuru temizlemeciye götürmüş. Yer miyim lan ben bunu? Gülazer. 18 saattir nöbetteyiz. Sinir harbi içindeyiz. İtiraf et. Seni üzeriz. Tamam. İtiraf ederim Yunus'um, Çatalkaram, Çingenem. Ben bu kürkleri o restoranttan aldım. Yunus. Yaz etmeyi. Gel imzanı çak. Vazgeçer kardeşim ya. Abi dışarıda çok üşümekteydim. Soğuktan tir tir titremekteydim komiserim Azir Bülbül'üm. Tam donmak üzereyken Allah razı olsun. Birileri tuttu beni içeri aldı. Ne bunları üzerime verdi. Çalma falan yoktur yani. Bak. Ya sen ne kadar rahat yalan söylüyorsun ya. 45 elden merkeze. 45 elden merkeze. Dinlemedeyim 40-50 tamam. Komiserim çalınan Kürtlerden biri büyükelçinin eşininmiş. Birazdan gelip alacaklar. Büyükelçinin mi? Anlaşıldı tamam. Bu sefer işi bitti Gülazer.
Artık daha kurtulamazsın. Biraz sonra büyük elçinin eşi buraya gelecek, kürkü görecek ve kodesi boylayacaksın. Şikayetçi olacak. Sana kodeste mutlu yıllar diliyorum Gülazer. Temiz çamaşırını getirdin mi Gülazer ha? Bir yanlış anlaşılmaya kurban gitmekteyim komiserim, anayasa başkan vekilim. Tam da romanların demokratik açılımının olduğu şu kritik günlerde birileri düğmeye bastı. Oh be! Nihayet Gülazer'i kodeste atacağız. Yaşasın Gülazer'siz hayat! Çak be! Buyurun efendim, içerideler. İyi akşamlar, ben Büyükelçisi'nin karısıyım. Hoş geldiniz efendim. Siz görmeden kodesi atmak istemedik. Bu mudur hırsızlık yapan kadın? Evet hanımefendi, azılı hırsızdır kendisi. Çaldığı kürkler buradadır, içinden kürkünüzü alabilirsiniz. Utanmıyor musun sen bir hırsızlık yapma? Vallahi ödünç almıştım anamı, bir tur atıp getirecektim. Aa, bu benim kürkümdür. Bu İngiliz Büyükelçisi'nin eşi Teacher Hanım'ın kürküdür. Aa, bu da Amerikan Büyükelçisi Dorothy Hanım'ın kürküdür. Aa, bu da Leslie'nin. Efendim sahiplerini tanıyorsanız götürebilirsiniz. Ama isterseniz zahmet etmeyin, ben bir memur arkadaşla yollayayım efendim. İstemez istemez, aynı sitede oturuyorsun. Aa, alsın tabii canım, elden verir. Sus sus sus. Zaten senin yüzünden İngiltere ile Amerika ile aramızda diplomatik bir savaş çıkacaktı. Abi sayın büyük elçimin eşi sayın hanım efendi benim hayatta hiç kürküm olmamıştır. Arada sırada gelip kürklerinizi sevebilir miyim? Sakın hanımefendi, sakın. Değil evinize semtinizin yerini bile söylemeyin. Hanımefendiden şikayetçi olmayacak mısınız? Vah vah vah. Komiserim ben bu kadına pek üzüldüm. Pek çaresiz bir hali vardır. Siz onun böyle göründüğüne bakmayın hanımefendi. Şu anda biz burada olmasak sizi soyup soğana çevirir bu kadın. Yok yok. O belli ki çaresizlikten hırsızlık yapmış. Pek çaresiz bir kadındır. Çok doğru söylersiniz hanımım. Tabii bunların tuzları kurudur. Ne anlarlar evine bir lokma götüremeyenin halinde. Ben hayatımda ilk defa kürkü Na Afrika belgesellerinde gördüm. O da kaplanların üstündeydi. Bu kadından davacı değilim komiserim. Hatta üzerinizde bir 500 lira varsa şu zavallıya veriverin de yılbaşı gecesi ailesiyle geçiriversin. Hadi dediğimi yapın. Ben sonra size bir polis memuruyla gönderiveririm. Siz ne diyorsunuz hanımefendi? Bu azılı bir hırsızdır. Bakın ben kocama sizin ne kadar başarılı bir polis memuru olduğunuzu söyleyeceğim. Hadi dediğimi yapın. Tamam efendim. Yunus. Üzerinde ne kadar var? Ya komiserim benim üstümde olsun olsun. Toplasan 200 lira falan. Heh, 300 de bende var. Ver. 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 Ah, ah. Vallahi hiç avamda değil ama siz ısrar ettiniz. Alayım o zaman. Çok teşekkür ederim komiserim. Kocama sizden bahsedeceğim. Gerek yok efendim, zahmet etmeyin. Kocanızın işi vardır. Gündemini biz meşgul etmeyelim. Yok yok, o takdir etmeyi pek bilir. İyi akşamlar. Güle güleyin efendim, güle güleyin. Güle güleyin. Abi komiserim, Merkez Bankam. Bozuk param var mıdır? Sana git işte, git. Sana verdiğim para içime oturdu zaten. Hadi gidin. Aman tamam. tamam istemez be, aman. Bu durmadan bir de bozuk para istiyor ya. Aman istemem be, hadi giderim komiserim Polat Alemdar'ım. Yama. Aveday. Ulan Gülazer, ulan Gülazer. Kedi gibi yine dört ayak üstüne düştün ya. Bahsetme şu uğursuzdan, bahsetme şu uğursuzdan. Ne diyorum biliyor musun? Şu büyükelçinin karısı inşallah bizden bahseder de bizim terfi işi garantiye biner. İnşallah komiserim ya. Gel. Komiserim, büyükelçinin eşi geldi. Ne oldu, bir şey mi unutmuş? Daha kötü efendim. Başka bir kadınmış. Nasıl başka kadınmış? Ne diyor Yunus? Buyur efendim. Hadi. Nerede o alçak hırsız? Eğer kürküme bir şey olduysa onun ağzını yırtarım. Efendim az önce gelip kürkünüzü aldınız ya. Hayır canım. Efendim siz bize dalga mı geçiyorsunuz?
Az önce gelip kürkünüzü aldınız ya. Siz vazife başında içiyorsunuz herhalde memur bey. Ben buraya ilk defa geliyorum. Siz ilk defa geliyorsanız az önce gelen kimdi? Ah Gülazar. Ah Gülazar. Paralar da gitti. Tezgaha geldik, tezgaha. Komiserim, hakkınızı helal edin. Artık silopi mi olur, pervari mi olur, tayinimiz nereye çıkarsa. Bunu bana ver. Aa, niye sana vereceğim ben bunu be? Bunlar benim hakkımdan, sen aldın ki bir tane. Aldın ama bak seninki kocaman, bak benimki küçücük. E tabii öyle olacak, proje benim, plan benim. Ben olmasaydım nasıl yapacaktın projeyi? Hadi be sen de, nerede o senin olacak? Ben buldum, ben yaptım. Paraları da sen aldın. Ne parası be, ne parası? E masrafına saydım, ben o kadar masraf ettim bu işe ve kenarımı değil beni. Yazıklar olsun nankör. Ay sensin nankör be, hoş köpek be. Sana köpek terbiyesiz. Seni be bağır ya, seni bağırlar. Seni bağırlar. Verecek seni Dilber, seni öpüşmediğin herif kalmadı mı?